Lastiğin nereden derindiğini anlayabilmek için sibopun olduğu yere bir işaret koyacağım, dış lastiğe. Merhaba arkadaşlar. Elimizde Dahon marka Marin D8 model bir bisiklet var. Bu bisikletin lastiği patladı. Bu lastiği nasıl sökeceğimiz ve içerisindeki iç lastiği yani şamiyeli nasıl tamir edeceğimizi göstermek istiyorum. Bisikletle seyahat ederken özellikle uzun yolculuklara çıkarken elimizde bulunması gereken iki tane anahtar var. O anahtarlarımızın numarası 14-15 ve 8 ve 9 numara. 14-15, 15 numara bisikletin lastiğinin somununu sökmek için kullandığımız anahtar. 8-9 numara ise fren papuçlarını sıkmak için kullandığımız bir anahtar. Aynı şekilde bu bisiklette frenleri gevşeteceğiz tabii ki. Bir freni gevşetmemiz lazım. Yoksa lastik çıkmayacak. Bu arada somunu sökmek için kullanacağım ve özellikle tanıtmak istediğim bir sökme lokmanı var. Bu lokman birçok farklı boyuttaki somunu sökmek için içerisinde şöyle pinlerden oluşan bir yapıya sahip. Bunu kullanacağım. Normalde anahtarla sökmemiz lazım. Şimdi ilk olarak buradaki plastik koruma papuçlarını çıkartacağım. Bunlar biraz sert olduğu için tornavida kullanacağım. Ardından frenleri gevşeteceğim. Şuradaki telini gevşeteceğim, boşa alacağım ve lastik buradan çıkacak. Evet, başlayalım.
lastiğin nereden devindiğini anlayabilmek için Sibop'un olduğu yere bir işaret koyacağım, dış lastiğe. Evet, lastik şuradan delinmiş durumda. Burayı tıkayacağım. Tabii büyük bir delik olduğu için biraz tıkaması zor olacak. Aslında deliği tespit ettikten sonra ilk yapılması gereken şey delik olan bölgenin işaretlenmesi. Daha sonra bu deliğe karşılık gelen lastik üzerinde, dış lastik üzerinde bir hasar var mı anlamak için daha biraz önce çizmiş olduğumuz işareti kullanacağım. Evet, şu bölgede bir delik gerçekleşmiş. Tabii iç tarafta gerçekleşmiş bu hasar. Şimdi elimle o bölgeyi kontrol edeceğim. Herhangi bir çapak hasar var mı diye. İşaretim kaybetmemek için tekrar tebeşirle işaretliyorum. Şu bölgede bir kontrol yapacağım. Evet. İçeride bir şey gözükmüyor. İç lastiği de elimle kontrol ediyorum. Evet, burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi şu yamak itini kullanarak burayı yamalayacağım. Yamalamadan önce işaretlemiş olduğum delik bölgeyi ince bir zımparayla zımparalayacağım ki yapışkanın tutunma yüzeyini arttırmış olacağız ve daha iyi bir yapışma sağlayacak. Daha sonra yapıştırıcımızı uygulayacağız. 1 dakika kadar kısa bir süre bekleyeceğiz ve yamamızı o bölgeye uygulayacağız. Uygularken eğer elinizde bir baskı uygulayabileceğiniz bir pres varsa kullanmak faydalı olabilir. Ben şu an elimde bir pres var. Presi koyacağım. Yoksa üzerine bir ağırlık koyarak da kısa bir süre, 5 dakika, 10 dakika bekletmek de yeterli olacaktır. Evet, şu şekilde oldukça büyük sayılabilecek bir yırtığımız var aslında. Şimdi bu bölgeyi zımparalayacağım. Şimdi yapıştırıcıyı uyguluyorum. Tamam.
Evet, yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra presi açacağım ve yamanın yapışıp yapışmadığını kontrol edeceğim. Şu şekilde kenarından bakarak tutup tutmadığını anlayabiliriz. Şimdi iç lastiği lastiğin içerisine yerleştirerek hava vuracağım ve test edeceğim. Şu anda başka bir patlak delik olmadığını düşünüyorum. Şu şekilde hava vurulursa yama çok iyi yapışmadığı için, tam kurumadığı için atabilir, gevşeyebilir. Şimdi lastiğin içerisine şam yelimizi yerleştireceğim ve hava vuracağım. Evet, şu anda yaklaşık 30 PSI hava pompaladım. Herhangi bir kaçak sesi duymuyorum. Tabii kesin emin olabilmek için bir süre bekletmek ya da kullanmak gerekecek. Thank you.